İyi akşamlar, günden kalanlara hoş geldiniz. Hareketli bir günü tamamlamak üzereyiz. Görünüme bakalım piyasa kapanışı, yani borsa kapanışı sonrası görünüm nasıl diye. Şimdi tam kapanış öncesi haber akışının da etkisiyle Borsa İstanbul'da bir parça geri çekilmeyi daha takip ettik. 10.364 puandan kapandı. Birazdan detayını konuşacağız. Dolar TL 32.51, Euro TL 35.41 fiyatlamasıyla karşımızda. Euro dolar çaprazı 1.0883 seviyesinde. Amerika'ya bir hızlıca bakalım, tahvil tarafındaki görünüm ne olmuş? Veri sonrası hem ISM verisi hem de bugün gelen JOLTS verisinin beklenti altı görünümü sonrası 10 yıllıklarda 4.34'e kadar çekildiğini görüyoruz. Tahvil faizinin 5 yıllıklarda 4.36, 2 yıllıklarda 4.77 seviyesi var. Emtia tarafına ve kripto para tarafına hızlıca bakalım. Spot altının ons fiyatı 2327 dolar 26 sent. %1'lik bir aşağı yönlü görünüm var. Gram altın 2431 lira. Bitcoin 70.000 üzerinde, 70.000 doların üzerinde yeniden. Brent petrol 77 dolar 26 sent. Amerikan tipi ham petrol de 73 dolar 45 sent seviyesinde işlem görüyor. Özellikle OPEC artı çıktıları sonrası diyelim ve araştırma masasına gidip önce borsa tarafıyla başlayalım. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Hoş geldin Sevcan, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hareketli bir gün sonu oldu. Özellikle haber akışlarının da etkisiyle, daha doğrusu tam kapanışa yakın gelen Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın finansal varlıklara yönelik vergi çalışması sürdürdüğüne ilişkin, işte borsa ve kripto varlıkları, borsa yatırımları ve kripto varlıkları da içeren bir çalışma yürüttüğüne ilişkin gelen haber sonrasında borsada aşağı doğru kayışı takip ettik. Tabii başka faktörler de var. Gün içinde onları da zaten konuştuk. İstersen şöyle dinamikleri bir arka arkaya ekleyelim. Borsa İstanbul görünümünü şekillendiren. BIST 100 bugün pozitif açılışla başlamıştı ama gün içerisinde küresel cepheden aldığımız negatif haber akışı, gelişmekte olan ülkelerde başlayan hem para birimlerinde hem de hisse senedi piyasalarına başlayan satış dalgasının etkisiyle beraber negatif performans göstermişti. Akşam saatinde borsa kapanışına 10 dakika kala gelen bu haberin etkisi ise çok daha sert bir biçimde bankacılık endeksinin geri çekilmesine sebep oldu. Bankacılık endeksi %4,05 değer kaybıyla beraber günü kapattı ve bankacılık endeksi BIST 100'ün gerisinde düştü. BIST 100'den daha kötü performans gösterdi. Son gün 3 günden bu yana baktığımız zamanda ise bankacılık endeksinde zayıf bir performansın olduğunu söylemekte notun düşmekte de fayda var. Ve baktığımızda 21 Mayıs'ta zirveyi görmüştü bankacılık endeksi. O zamandan bu yana da yine zayıflayan bir etki devam ediyor. Bankacılık endeksindeki piyasa defter değeri de 0,9 seviyesiyle 9 yılın zirvesine ulaştı. Bu neden en büyük aslında satış baskısını burada görüyoruz. Gün içerisinde takip ettiğimiz Hindistan ve dün Meksika, bugün Hindistan üzerinden gelen hisse senedi satış ve tahvillerdeki satış etkisinin gelişmekte olan ülke para birimlerine ve Borsa İstanbul'a yansımasıyla beraber CDS'in yukarı yönlü hareket ettiğini gördük. 266 seviyesine yeniden çıktığını gördük. %3'e yakın primlenmeyle beraber. Dolar TL bugün %1,37'ye yakın sayan değer kaybıyla performans göstermişti. Sonrasındaki bu değer kaybı 0.70'lere kadar tolere edildi. 0.70'lere kadar geri çekildi. An itibariyle baktığımızda da ne var? BIST 100'de negatif bir performans olduğunu görüyoruz. Bu dışarıdan aldığımız haber akışı içeriden yeni bir haber akışı geldi. O da kripto varlıklarla beraber aslında borsa yatırımcılarını da ilgilendiren ve şu an burada devam eden bir vergi çalışmasının olduğuna yönelik haber akışıydı. Bundan sonrasında ne olabilir? Her ne kadar Haziran ayı bizim olumlu haberleri takip edeceğimiz bir ay olsa da bireysel yatırımcı sayısının arttığı, 9 milyon seviyesini test ettiği, an itibariyle 8,5 milyon seviyesinde olduğu bu dönemde bu haber akışı oldukça önemli olacak ve Borsa İstanbul kararlarını etkileyecek diyebiliriz. Bu arada fon yatırımcı sayısının da 5 milyon seviyesine ulaştığını görüyoruz. Dolayısıyla getiri dağılımında
Aslında bireysel yatırımcılar nereyi tercih eder? Borsa İstanbul mu, altını mı tercih eder yoksa TL faizli mi tercih eder? Soru işaretinin yeniden gündemde olduğu günleri görebiliriz. Şöyle bir baktığımız zaman da hangi hisseler yükseliş bazlı ve düşüş bazlı katkı sağlamış diye Akbank önderliğinde bir negatif performans olduğunu gördük. 4,94'lük bir değer kayboldu. Tüpraş'ta %3,05, Yapı Kredi'de 4,5, Türk Hava Yolları'nda 1,92, İşçi ETR'de ise 2,92'lik değer kaybı söz konusuydu. Bankacılık endeksindeki ve ulaştırma bu değer kaybına aslında perakende sektörünün tam tersi pozitif reaksiyon gösterdiğini görüyoruz. Mavi, Ülker, Türk Telekom, Aksa ve Borsan Yatırım'da yukarı yönde pozitif katkı sağlayanlar arasında gerçekleşmişti. 2 yıllık 10 yıllık tahvillerimize baktığımız zaman da ise burada %0,1'e ulaşmayan 0,50 bandında yukarı yönlü bir hareketliliğin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla satış etkisi burada da kendini gösteriyor. Sebebi ise ne? Yine gelişmekte olan ülkeler tahvil endeksine eklenmişti. JP Morgan'ın tahvil endeksine eklenmişti. Hem 2033 hem de 2028 vadeli Türk tahvilleri buradaki satış etkisinin içeriye de etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Peki biraz küresel taraftaki görünümü de konuşalım. Baktığımızda 10 yıllıkların 4.34'e kadar Amerikan 10 yıllıklarının çekildiğini görüyoruz. Tabii burada istihdam verileri tarafı belirleyici olacak diyorduk. JOLTS verisi geldi, devamı da gelecek. İstersen hem verilerin etkisini hem de devamında beklentilerin ne işaret ettiğini de bir toparlayalım. Son 3 yılın en düşük seviyesine geldi. 8,3 milyon beklenirken 8 milyon seviyesinde açıklandı bu veri. İstihdam piyasasının soğuduğuna dair emare var. Dün ISM imalat verisini takip etmiştik. Burada istihdam piyasası güçlü kalırken ana endeksler, alt kırılımlar aşağı yönlü revize edilmişti. Tarım dışı istihdam verisinin önemi daha da arttı aslında. Baktığımızda ABD ekonomisi soğuyacak mı yoksa enflasyonist baskı yukarı yönde tırmanmaya devam mı edecek noktasında şu an kötü verilerin piyasayı daha kötü etkilediğini söyleyebiliriz. Yani iyi veri kötü piyasa dinamizminden kötü veri kötü piyasa dinamiğine doğru bir geçiş eğilimi var. Morgan Stanley de aslında bunu ifade ediyor. Şu anda biz ABD 10 yıllık tahvilinde 4.34 seviyesine kadar geri çekilme hareketini görüyoruz ama sene sonu beklentisini 4,10 seviyesi olarak işaret ediyor. Ve diyor ki eğer bu dönem biz Fed'in faiz indirim patikasını takip ediyoruz ve şu anda swap piyasasına baktığımızda Aralık ayında %100 bir faiz indirime gideceği beklentisi var. Bunun dışında baktığımızda zaman zaman değişiyor. Takvim Eylül'e çekiliyor ama sene sonuna doğru bir beklenti var. Bir taraftan ABD başkanlık takvimini takip ediyoruz. Buradaki süreç de önemli. Bu dolar karşısında gelişmekte olan ülke para birimlerinin yukarı yönlü hareket etmesine sebep olabilir ve bütün stratejiyi sene başından bu yana geldiğimiz performansın tam tersi bir yön görebiliriz diyor. Dolayısıyla da yine bugün tahvil getirileri aşağı yönde gelirken doların güçlendiğini gördük bir miktar ama ABD endekslerinde de karmaşık bir seyir olduğunu, çok büyük bir yukarı yönlü atak olmadığını söyleyebiliriz. Çok çok teşekkürler Sevcan. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Londra'ya gidelim. Arpa tarafında neler olduğuna bir bakalım. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Ceren hoş geldin, iyi akşamlar. Gün sonuna doğru Avrupa piyasalarında da satıcılı seyir görünümü devam ediyor gibi görünüyor. Nedir notların? Zeynep, evet, bugün sabah saatlerinden bu yana Avrupa endekslerinde satıcılı bir seyir var ve kapanışa bir saat kala Alman DAX endeksi %1 oranında değer kaybediyor. İngiltere borsası %0,4, Fransa borsasında %0,7'lik bir değer kaybı söz konusu. Bugün tabii düşüşün aslında temel nedeni enerji hisselerinde yaşanan sert düşüş. Çünkü petrol fiyatlarında yaşanan düşüş enerji hisselerini aşağı çekiyor ve Avrupa'da enerji endeksine %2,5'u aşan oranda bir kayıp söz konusu. Onu bankacılık endeksi %1,5'u aşan kayıpla takip ediyor. Aynı zamanda az önce gelen bir haber de bankalar tarafında bazı bankalarda düşüşün hızlanmasına yol açtı. Avrupa Merkez Bankası bazı bankalardan ticari gayrimenkul kredisi karşılığı isteyecek. Yani zaten geçtiğimiz aylarda özellikle ABD kaynaklı ticari gayrimenkul piyasasına dönük risklerin artması nedeniyle bu konu gündeme gelmişti ki Avrupa Merkez Bankası'nın son 3 yıldır yakın takibinde ticari gayrimenkul piyasası oldukça kırılgan.
faizlerde yaşanan artıştan ve pandemi sonrası özellikle pandemi döneminde ofisten uzakta evden çalışmaya dönüşün hızlanmasıyla ticari gayrimenkul piyasasına kırılganlıklar artmıştı. Bu nedenle Avrupa Merkez Bankası bazı bölgesel bankaları odağına almış durumda. Çünkü bazı bölgesel Alman bankalarında ticari gayrimenkul piyasası ağırlığı diğer Alman bankalarına kıyasla çok daha fazla. Bu da onları çok daha kırılgan hale getiriyor. Zaten bu haberin gündeme gelmesiyle beraber Almanya'da işlem gören bölgesel bankaların hisseleri %5'e yakın oranda değer kaybetmeye başladı. Tabii önümüzdeki dönemde daha fazla rezerv artırması gerekecek bankaların. Zaten son dönemde rezerv artırmayı hızlandırmışlardı. Karlılıkları önemli ölçüde gerilemişti bu nedenle. Fakat bu gelen haber Avrupa Merkez Bankası'nın özellikle ticari gayrimenkul piyasası kaynaklı riskleri biraz daha yakından takip ettiği ve bankalara olası etkisi konusunda daha yakından mercek altına aldığının bir göstergesi. Diğer tarafta bugün açıklanan verilere de bakalım. İngiltere'de perakende satışlar verisini aldık. Son dönemde İngiltere'de perakende satışlarda sert düşüşler yaşandığını takip ediyorduk. Çünkü hem yağışlı havanın etkisi hem hane halklarının harcamalar konusunda daha tutumlu bir tavır sergilemesinin etkisiyle perakende satışlar tarafında beklenen büyüme hala başlamamıştı. Son açıklanan veri 28 Nisan ile 25 Mayıs tarihleri arasını kapsıyor. Çok mütevazi bir artış yaşandığını gördük. Yıllık %0.7'lik bir artış var. Burada gıda satışları arttı fakat gıda dışı satışlarda Mayıs ayına kadar 3 aylık dönemde %2.4'lük bir düşüş yaşandığını gördük. Bu da hala aslında perakende satışlar tarafında kırılganlığın devam ettiğini, hane halklarının harcamalar konusunda çok titiz davrandığını, yani gıda dışı harcamaları kısma yolunda ilerlediğini bizlere gösteriyor. Diğer tarafta bugün Almanya'dan da işçi sayısı verisi açıklandı, işsizlik verisi açıklandı ve gelen veriye baktığımız zaman burada Almanya'da özellikle istihdam piyasası kırılganlığa rağmen şimdiye kadar güçlü seyrini sürdürmüştü. Fakat işsiz sayısı Mayıs ayında beklentilerin bir tık üzerinde artış gösterdi. 25 binlik bir artış yaşandı burada. Beklenti 10 bin artış yaşanması yönündeydi. Bu da aslında artık bu kırılganlığın istihdam piyasasına yavaş yavaş yansımaya başladığını gösteriyor. Tabii şimdiye kadar zaten Almanya'da kalifiye eleman açığı sorunu var. Önümüzdeki dönemde bu sorunun büyümesi beklentisi var. Çünkü demografik nedenlerden dolayı da kalifiye elemanların işten ayrılması da beklentisi hakim. Bu nedenle önümüzdeki dönemde piyasa tarafındaki beklentiler karışık. Bir yandan biz yapay zekanın sektörlere etkisini konuşuyoruz. İşte hangi sektörlerde işler daha kırılgan hale gelecek, bu konu belirsizliğini korurken diğer tarafta özellikle Avrupa ülkelerinde kalifiye eleman açığı sorunu giderek büyüyor. Tabi bugün gelen veri vasıflı işçi sayısının belirgin olduğu mesleklerin sayısında hafif bir düşüş yaşandığını ortaya koydu diyebiliriz. Diğer tarafta bu hafta biz Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası toplantısını takip edeceğiz. Orada Haziran ayında faiz indirimine başlaması bekleniyor Avrupa Merkez Bankası'nın. Aynı zamanda gözler bankanın açıklayacağı yeni 3 aylık projeksiyonlarda olacak. Enflasyona dair tahminler merakla bekleniyor. Son dönemde özellikle manşet tarafta, çekirdek tarafta enflasyonist baskıların hızlanmasıyla Avrupa Merkez Bankası bu sene için enflasyon tahmininde yukarı yönlü revizyona gidip gitmeyeceği piyasanın yakın markajında olacak. Diğer tarafta Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın önümüzdeki döneme dair vereceği mesajlar, faiz indirimi patikasına dair bir yol haritası sunup sunmayacağı ya da verilere bağlı hareket edeceğiz mesajını tekrarlayıp tekrarlamayacağında olacak gözler Zeynep. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından Abdurrahman Yıldırım burada olacak. Günün öne çıkanlarını değerlendireceğiz. Hoş geldiniz tekrar günden kalanlara. Abdurrahman Yıldırım yanımda, kendisiyle sohbetimize hızla başlayalım. Tam böyle kapanışa doğru, borsa kapanışına çok az kala gelen haber akışıyla başlığını finansal varlıklara vergi olarak koyabileceğimiz, bu arada çalışmaların sürdüğü yönündeki bir haberle borsada özellikle geri çekilmeleri, özellikle de bankacılık tarafında %4'ü aşan bir görünümü takip ettik. Hem buraya ilişkin değerlendirmenizi hem de bu görünümün ne kadar derinleşmesini beklediğinizi sormak isterim.
Şimdi finansal araçlara ve de bunun içerisinde işte borsaya da vergi olayı oyun değiştirici bir gelişme. Bir kere bunu tespit edelim. Fiyatlar etkiler. Bu etki de bugünkü şeyle sınırlı kalmaz. Ama haberin devamı da olmalı. Yani haber kapanışa çok yakın geldi, tamam. Zaten ya kapanıştan önce gelir ya kapanıştan hemen sonra gelir. Ama fark etmez. Piyasada fiyatlanır. Piyasada fiyatlanır. Şimdi bunun da belli bir fiyatı var. Yani fiyatı ne? Vergi yoluyla piyasaya yapılacak etki. Muhtemelen bu haberi sızdıranlar da önce bunun etkisini görmek istiyor. Dolayısıyla piyasanın vereceği tepki de gelecek olan vergi üzerinde belirli bir etkisi olacak. Eğer kantarın topuzu... Bu gördüğümüz tepkinin etkisi şu an nereye tekabül ediyor? Yani bu ya da buradan fazla bir şey, yarın fazla bir şey değil. Yani bu ne olursa ne etki yaratır biraz anlamaya çalışıyorum. Şimdi bir verginin şekli de önemli. Bütün finansal araçları bir araya toplayıp vergileyecekseniz ki şu anda vergileniyor. Yani vergiden muaf değil. Ama hisse senetleri alım satımı vergisiz. Ama bunu diğer araçlardan ya da diğer ekonomik faaliyetlerden, ticari faaliyetlerden ya da gayrimenkul geliriniz varsa o zaman menkul kıymet geliriyle de birleştirip bir beyan veriyorsunuz. Sonuçta toplam üzerinden de bir gelir vergisi ödüyorsunuz. 15'ten başlayıp 40'a kadar gidiyor gelire göre. Dolayısıyla hisse senetleri tamamen vergisiz değil. Bir de aslında temettü vergisi de var. Yani işlem vergisi yok Türkiye'de ama temettü vergisi var. Dolayısıyla yani burada bir yoklama da çekiliyor olabilir piyasaya. Netleşmemiş, kesinleşmemiş bir durum da söz konusu. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde kesinleşecek ama fiyatlama yapılması doğru mu? Doğru. Fiyatlama yapılır. Çünkü doğrudan elde edilecek geliri etkileyebilecek bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Devlet her zaman vergi koyma hakkı vardır. Koyar da. Yani burada ben piyasayı zayıflatacak düzeyde bir vergi oranının konulmayacağını düşünüyorum, tahmin ediyorum. Çünkü devlet de, ekonomi yönetimi de bu piyasayı geliştirmek istiyor, teşvik ediyor, teşvik etmek istiyor. Bu konuda elinden geleni yapıyor gibi görünüyor. Çünkü sermaye piyasalarında iktidar hakikaten geçmiş dönemlerde çok geride kaldı. Son yıllarda burada bir net başarı var. Kaynak yaratılabiliyor. Yerli yatırımcılar gelebiliyor. Şimdi yabancı yatırımcılar da gelmeye başladı. Tam böyle bir ayağa kalkış vardı ki bunun bir vergiyle önünün kesilmesi herhalde ekonomi yönetimi de istemez. Başta da Sayın Mehmet Şimşek işte bakan olarak yani piyasaların işleyişini, borsaların fonksiyonunu, borsaların işleyiş tarzını, yatırımcıların davranış tarzını gayet iyi bilen birisi. Çünkü işte dünyada sayılı büyük aracı kuruluşlardan birisinde çalışmış birisi. Dolayısıyla yani burada bir vergi gelse bile ben bunun çok da hani acıtıcı yatırımcılar için bir vergi olacağını tahmin etmiyorum açıkçası. Gelebilir mi? Gelebilir. Zaten var. Ama gelebilecek olan bir verginin de bu piyasada bir yansıması olacak, olur. Yabancı hikayesinin neresindeyiz şu an borsada? Yani yabancı zaten işte geçen senede itibaren başlayarak seçim sonrasında gelmeye yöneldi. %27'lere kadar düşen payını şu anda %40'lara çıkarttı. 5 milyar dolar aşan net bir alım yaptı. Ama ondan önce de 15 milyar dolarlık çıkış yapmıştı net bazda. Dolayısıyla yani işin daha yarısında değiliz diyelim. Eğer geçmiş dengeleri tutturabileceksek. Bunun için de Türk ekonomisinin performansı, şirketlerin performansı vesaire önemli tabii. Bir de uygulanan yabancılara, yerlilere neyse piyasa koşulları. Yani burada swap'ı da kastediyorum. Swap'lar da zamanı gelince bence açılacak, normalleşeceğiz. Kredi notumuz da yükselecek. Ondan sonra gri listeden de çıkacağız.
Bütün bunlar yabancıların gelişini teşvik eden, kolaylaştıran gelişmeler. Bu haber akışlarını zaman içerisinde göreceğiz ve zaman içerisinde yabancılar daha ağırlıklı bir şekilde bu piyasada yer alabilir. Çünkü biz dünyaya göre hala ucuzuz, geçmişe göre de ucuzuz. Rekor seviyeleri de görmedik 2013 yılından bu yana. Halbuki dünya borsaları rekor düzeylere çıktılar, geri döndüler, tekrar rekor düzeylerini aştılar. Şimdi bazıları rekorda, bazıları rekorun gerisinde. Aynen gelişmekte olan piyasalarda görüldüğü gibi. Yani bizim gibi olan borsalarda rekorun gerisinde daha düşük bir performans söz konusu. Ama gelişmiş borsalar, Amerikan borsaları vesaire tam rekorda şu anda. Şimdi vergi olayı eğer hakikaten kantarın topu kaçırılırsa, yani bu Ankara'dan çünkü karar veriyorsunuz, tam piyasayı ölçemeyebilirsiniz. Diyelim ki kaçtı, ne olur? Evet, piyasayı şeyler, etkiler, negatif etkiler, zayıflatır. Bu zayıflık da kalıcı olur ise, bu sefer yanlış yapıldığı ortaya çıkar. Bunu da düzeltirler. Yanlıştan dönülür. Evet, dönülür. Yani piyasanın kalıcı bir zayıflaması zaten yanlış yapıldığı, kantarın topuzunun kaçırıldığını gösterir. Dolayısıyla şu anda bir belirsizlik var. Çünkü işte oran kaç çıkacak, tartışılacak bakan düzeyinde, sonra bakan işte kabinede, sonra Cumhurbaşkanı karar verecek vesaire. Bu konularda belirsizlik var. Yani son anda bazı şeyler de değişir. Dolayısıyla o netleştikten sonra fiyatlaması da net bir şekilde yapılır. Peki. Şimdi enflasyon tarafına geçmek istiyorum. Aslında biraz yabancı ilgisinin enflasyon aşağı kaydıkça tavrının borsaya ilişkin nasıl şekilleneceğini düşündüğünüzü sorarak başlayayım. Oradan da dünkü zirveyi ve devamını konuşalım. Dünkü zirve dediğiniz enflasyon zirvesi. Enflasyon zirvesi tabii, evet. 75,5'la zirveyi gördük. Gördük, tamam. Geri dönüşte başlayacak. Hı-hı. Bu da doğru. Başta ilk ay yavaş olacak. Yani 75 belki 73 olacak falan. Oraya inecek ama daha sonra 63 olacak, 53 olacak. Yani bir aydan iki aya böyle değişmeler olacak. Eylül'e geldiğimizde de belki de %50'nin altına düşeceğiz. Hı-hı. Şunu yıllıkta size sormak istiyorum. Bu sabah Gizem Öztok Altınsaç Açıl Sezen'le konuşurken şöyle bir yere dikkat çekti. Diyor ki bundan sonraki tartışma konusu hangi aşamada enflasyonun en yapışkan seviyeyi bulacağı. Yani %30'lar mı o yapışkanlık seviyesi olacak, yoksa 45-50'ler bandı mı düşünülenden daha yapışkan olacak. Bundan sonra onu test edeceğiz diyor. Bu tarafı size de sormak istiyorum. Bu gidişatta ne görüyorsunuz siz? Özellikle hani enflasyonun geldiği seviyeler ve yapışkanlık ısrarı. Şimdi tarafında. Bunu tahmin etmek bence biraz güç. Sanki yani Amerika'da da tahmin edilemedi mesela. Ki nitekim biz indirecek, faiz indirecekten acaba arttırım hala gündemde mi? Sormaya bence başladık. Bence masada değil, evet. Ama yani i̇htimal böyle bir ihtimal var. Değil. Evet. Şimdi muhtemelen 40'lı düzeylerde bir dirençle karşılaşabiliriz. Yani bu biraz da konjonktüre bağlı. Çünkü 50'lere kadar düşüşü sanki baz etkisiyle zaten mümkün. Yani köpük, köpüğü alınır. Sonra atacağımız adımlarla daha enflasyonu düşürücü dört koldan bir mücadeleyi başlatmış değiliz. Yani nasıl başlatacağız bunu? Mali sıkılaştırma da gerekiyor. Belki işte bugün mesela bir gördüm 47 milyar lirayı hazine piyasadan çekmiş. Yani 47 milyar lira borçlanmış. Bu iyi bir şey enflasyon yönünden, çünkü o para piyasada kalmamış, başıboş kalmamış. Ama hazine bu parayı kullanırsa yine piyasaya çıkacak. Kullanmaz da hesabında tutarsa başka bir şey. Dolayısıyla mali destek hakikaten gerekiyor enflasyon konusunda. Yani hükümet ya da kamu, devlet daha az harcayacak, harcamalı. Bunun yollarını bulmalı. Bunun yeniden yapılanması gerekiyorsa, reformlar gerekiyorsa bunlar da yapılmalı. Bunlar görüldükçe beklentiler de değişir. Bir de asıl yıl ortasında işte ücretli, maaşlı, emekli neyse bunlara yapılacak zam ne kadar? Enflasyonu azdıracak mı?
yoksa enflasyon karşısında koruyacak düzeyde mi kalacak? Burası önemli. Hangisi olacak sizce? Bilmiyorum yani. Yani hükümet karar verecek. Açlık yoksulluk sınırına baktığınızda asgari ücretin üzerine çıktı açlık sınırı. Yani ben zam yapılmasın diyemem. Yani ama hani bu ne kadar baskı yaratırı merak ediyorum. Yok, yaratma yaratır. Çünkü yani satıcılar da şeyi bekliyor. Bu geniş kitlelere yapılabilecek gelir artışını bekliyor. Gelir arttıysa önce üretici şirket, sonra toptancısı, sonra perakendisi hepsi. Aa tamam, bunun alıcısı kim? Şu cebine para girdi mi girdi. Zamla yapıyor. Kolaylıkla yapıyor. Eğer bu gelir artışı olmaz ise bence o zamları yapmakta en azından yani piyasaya bakarlar, satış oluyor mu? Ya olmuyor. E gelirleri yok çünkü. O zaman yapmayalım diye düşünürler. Ve öyle karar çıkar. Yani satamayacağın bir malın fiyatını artırmışsın. Ne? Ama yine de enflasyonun genel trendine de bakarlar. Döviz kurunun şeyine bakarlar. Fiyat maliyetler artıyorsa artırırlar. Satmasalar da artırırlar. Satmayayım bana kalsın derler. Çünkü durduk yerde kazanır mal o zaman. Dolayısıyla bu şeyin kırılması lazım. Yani bunu gelir artışlarını da enflasyon düzeyinde mi yaparsınız? Devletin kemerini mi sıkarsınız? Ki bence kemer sıkacak olan kesim bir devlet, iki geliri yüksek kesim. Şimdi devleti anlıyoruz. Devlette işte devletin başındaki cumhurbaşkanı yapar uygulamasını, devlet kemeri sıkar. Tamam. Ama özel sektör ya da özel kişiler ya da geliri yüksek grup, ki işte sayıları milyonlar, yani 5 milyon, 6 milyon, 7 milyon diyebilirsin, gelire göre değişir. Bu insanları nasıl durduracaksın? İşte enflasyon durmamış. Yani malı alan kazanıyor ve bu insanların da geliri var, parası var, serveti var. Harcayabilir. Yani kredi kartlarına sınırlama getirmek kısa vadeli bir çözüm. Yani kısa vadede durdurucu etkisini görürüz. Ama kısa vade birkaç ay, ondan sonra insanlar kredi kartlarını çeşitlendirir. Yurt dışından kredi kartı alır. Yakınlarına, şoförüne, odacısına kredi kartı alır. Onların üzerinde harcar. Yolları bulunur. Kredi kartıyla harcamaz, peşin harca. Yani önemli olan o servetin, gelirin olarda olması. Ve harcama eğiliminin olması. Harcama eğilimini nasıl kırabilirsiniz? Enflasyonu düşürerek. Ya bu konuda bir fırsatımız da var işte. Yani hiç değilse yıllık enflasyon, aylık bazlı olmasa da yıllık enflasyon düşüşe geçecek. Yani sert de bir düşüşe geçecek. 4 ayda 20-25 puan kadar bir gerileme söz konusu. Niye 20-25 diyoruz? Şimdi devlet de burada aslında ya da ekonomi yönetimi ayarlama yapacak bence. Mesela seçim oldu geçti, kamusal zamlar hepsi böyle birdenbire yapılmadı. Diyelim ki elektriğe zam gelmedi. Biriktirildiğini biliyoruz elektrik zamlarının, tutulduğunu da biliyoruz. Yani bunun için herhalde Temmuz ayı bekleniyor. Yani o büyük enflasyon rakamlarının endeksinin çıkacağı tarih bekleniyor ki hani enflasyonu durup dururken daha yüksek çıkartmayalım, beklentileri bozmayalım. Dolayısıyla o zamlar ne kadar olacak? Zamların boyutu yüksek tutulursa o da işte etkileyecek. Yani düşüş yine olacak ama düşüşün boyutu daha küçük kalabilir o zaman. Bir de işte ücret, maaş zamları aynen yılbaşındaki gibi böyle biraz ne diyeyim, eli gevşek davranırsa Cumhurbaşkanı o zaman da şey olur. Erdoğan kabine sonrası açıklamalarda bulunuyor. Ekonomiye dair bir kulak verelim. 2023 yılı Ekim ayında emeklilerimizin tamamına bir defaya mahsus olmak üzere 5'er bin lira ödedik. Ramazan ve Kurban bayramlarında ödediğimiz emekli ikramiyesi 2024 yılı itibariyle %50 artışla 3 bin liraya çıktı. Kurban Bayramı ikramiyesini 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz. Böylece tek kalemde emeklilerimizde toplam 42 milyar tutarında bir ödeme yapmış olacağız.
kamu bankalarımızın öncülüğünde emeklilerimize ödenen promosyon tutarlarının yükseltilmesini temin ettik. Ortak paylaşım platformu ve çalışma meclisini sendikalarımızla, işverenlerimizle ve çalışma hayatının tüm temsilcileriyle gerçekleştirdik. Bakın burada şu noktaya da özellikle değinmek istiyorum. İş gücü piyasasına yönelik aldığımız tedbirler ve faaliyetlerimiz neticesinde Cumhuriyet tarihimizin rekorları kırıldı. İstihdam sayımızı 32,6 milyon kişiye, istihdam oranımızı %49,5'a, iş gücüne katılım oranımızı ise %54,2'ye yükselttik. İşsizlik oranımız ise %8,6 ile son 10 yılın en düşük seviyesine indi. Kadın istihdam oranını %32,5'a, istihdam sayımızı 12,3 milyon kişiye yükselttik. Kadın istihdamını desteklemeye yönelik iş pozitif programıyla 250 binden fazla kadını istihdama kazandırdık. Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların istihdamına verdiğimiz teşviği 2025 yılı sonuna kadar uzattık. Bu teşvik sayesinde yılda 650 bin kişi için sosyal güvenlik primi işveren paylarını karşılıyor, reel sektöre yaklaşık 25 milyar lira destek oluyoruz. Son bir yıl içinde İşkur aracılığıyla 1,3 milyon kişiyi işe yerleştirdik. 2024 yılında bu sayı 570 bini geçmiş durumdadır. 6 Şubat depremleri nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen il ve ilçelerdeki işveren ve sigortalılarımızın SGK'ya olan borçlarının ödenmesi 28 Şubat 2025 yılına kadar ertelendi. 2023 Aralık ayında genel sağlık sigortası prim borcu bulunan 1 milyon 879 bin vatandaşımızın yaklaşık 1,8 milyar liralık borcu silindi. İşverene asgari ücret desteği uygulamasında destek tutarını 700 liraya çıkardık. 2024 Mart ayı itibariyle işverene toplam 99,1 milyar lira asgari ücret desteği verildi. Son bir yılda geri ödeme listemiz genişletilerek 128 adedi kanser ilacı olmak üzere toplam 570 adet ilaç geri ödeme kapsamına alındı.